Herkese merhaba. Bugün sizlerle denizde gördüğümüz batık gemiler hakkında konuşacağım. Şimdi karşıma bir tane çıkınca hemen bu konu hakkında da kısa bir video çekmek istedim. Bakın sol tarafta gördüğünüz gibi denizde batık şekilde bir tane gemi var. Bu gemiler oyun içerisinde random şekilde yani rastgele bir yerlerde çıkıyor. Genelde aynı gemiler çıkıyor, aynı isimlerde oluyor. Tam hatırlamam ama bir herhalde 7-8 tane böyle farklı isimli gemi var oyunda. Böyle batmış vesaire. Bunların hani kendi iç hikayeleri vesaire bir şeyleri var. Belki ileride bunlarla alakalı da bir yine bir content update gelip şey yapılabilir. Hikayesi anlatılabilir ama zaten ikinci sezondaki Tall Tale'larda biraz bu batık gemilerin bazılarının adı geçiyordu diye hatırlıyorum. Şimdi bunların olayı şu, bunlardan çok fazla iyi loot çıkma ihtimali oluyor. O yüzden eğer denizde böyle batık gemi gördüyseniz kesinlikle bir uğrayın. Kesinlikle içinde ne var ne yok diye bir bakın. Çünkü bu yani bir noktada sizin önünüze gelen bir şans. Ve yani hiçbir şey yapmayarak sıfır riskle durup dururken bir anda bir sürü loot'a ve paraya konabilirsiniz. Gerçekten hani bazen 10K'nın üzerinde para getirecek seviyede mallar bulabiliyorsunuz bunun içinde. Ayrıyetten bir de yıkık yani yıkık demeyeyim de batık gemilerde şöyle bir ekstra şey var. Bazı ya buradan o konuya geçeceğim. Balık tutma konusunda bazı balıklar böyle gemi enkazlarının olduğu yerlerde çıkıyor sadece. O yüzden de bu tarz hani gemiler bulduğunuzda belki 5-10 dakikanızı ayırıp balık tutmaya da şey yapabilirsiniz. Boş böyle balık gemi bulduğunuzda kesinlikle envanterinizde hiçbir şey olmasın atlarken. Çünkü birkaç posta inip gitmeniz, lootlayıp geri gelmeniz vesaire gerekecek. Şimdi biz de gelin buna bakalım. Önce kaptan köşküne hızlıca girip bir bakalım ne var ne yok. Burada pek özel bir şey gözükmüyor. Dikkat edin yani hem kaptan köşkün hem bu karga tüneyinin şeyine tepesine bakın. Bakın bir tane kuru kafa çıktı. Şunu şöyle boşluktayken X'e basıp bıraktığımda o kendi kendine tepeye çıkıyor zaten. İlla her şeyi her seferinde gidip bırakıp gelmesine gerek yok. Ve birçok gemide de eğer böyle kıç tarafları dışarıdaysa şu noktalara çıkıp nefes alabilirsiniz. Bunları da unutmadan şöyle bir bütün varillere bakmaya çalışın çünkü varillerin içerisinde sadece işte yiyecek, tahta ya da cannonball'lar falan olmuyor. Çok nadir bulunan balıklar çıkabiliyor. Bu balıklarla da hem ekstra achievement kazanmış olursunuz hiç şey yapmaya uğraşmadan. Bunları tutmaya yakalamaya uğraşmadan. Hem de bir yandan da çok büyük para kazandırabiliyor balıklar. O yüzden bütün varillere böyle tek tek bakın ne çıkacağı belli olmuyor. Boş bu. Keşke dolu olsaydı. Bir daha tahta derdiniz olmazdı oyunda. Ben şuraya gidip tekrardan bir nefes alacağım ama şu bak bakın gördüğünüz gibi iki tane balık var burada. Bu yanmış balığı bırakıyorum. Bunlar yanmış eti. Bunlar ne can dolduruyor ne de sattığınızda size doğru düzgün para getiriyor. Şimdi bir çantamı tekrar boşaltıp yeniden geleceğim. Henüz daha bir katını gezdik. Bir kat daha var aşağıda. Okul kafanı çok para getireceğini zannetmiyorum ama hani bulmuşken alalım diye aldım bunu. Böyle dekor olarak durabilir gemimizde. Ama şu Stonefish ve bu Rosebreaker ikisi iyi para getireceği net. Yani iyi paradan kastım yani ikisinden toplam 1K'dan fazla para alacağız. Belki çok daha fazla da kazanabiliriz. Tekrar bir kere daha atlıyorum. Bu biraz da bir random şans işi yani. Çok iyi şeyler de çıkabilir. Bakın mesela Ruby var burada. Ruby'lerde yani kaç 2 3K falan galiba şu an. Dediğim gibi oyuna bir süredir girmediğim için fiyatları unuttum artık. Satarken anlarız. Şansıma bu outpost'tan tam çıkarken gördüm bu gemi şeyini. Gemi enkazını. Hazır bırakaya gelmişken bırakalım.
O yüzden bunları alıp hemen dönüp outpost'a satacağım. Böyle de bir şeyim olacak. Ama hani outpost değil de aslında bir şey bulsam daha güzel olurdu. Sea post gibi bir yer. Orada çünkü şeyler de oluyor. Balıkları vesaire satacağımız yer de oluyor. Burası boş. Bunlar boş. Burada yine yanık et var. Bakın yine bir sandık çıktı buradan. İçinden altın dışında bir şey var mı? İki hazine parçası var, güzel. Keşke bunu az önce görseydim. Ruby'yi içine koyup hep beraber götürdüm bunları. Biraz enayilik oldu. Çık gel yaptım boşuna. Kraken eti çıktı. Bu da iyi para eder. Ve size iyi skill verir. Hunter's Call kasıyorsanız eğer. Bu etlere ihtiyacınız olacak. Bu yanmış balık etini alacağım. Şunu da alayım. Şurada bir nefes alıp oradan rahatça çıkacağız ondan sonra. Hazır nefes almışken şu varillere de bakayım. Çıkarken boş çıkmayalım çantayı. Bunları da bırakalım. O yanmış balığı aldım. Çünkü o balık özel bir balık. Yani... bir iki muz alayım. Yani şu balıklar özel balıklar. Rose Breaker'lar. Normal işte şey gibi değil. Öyle suya oltaya salladığınızda gelen o ilk balık üründeki balıklardan değil. Daha çok para eden ve daha bulunması ender şeyler olduğu için, balıklar olduğu için daha çok para getiriyorlar. Ve daha çok skill veriyorlar size. O yüzden onu yanmış olsa bile aldım. Çünkü para getirmese de level getirecek bize. Bakın üçüncü kez bu balıktan buluyorum aynı gemi içerisinde. Gemi enkazında. Ha, bir tane güzel. Solucan çıktı. Şu solucanları almak için adaya gitmeyi düşünüyordum çünkü. Burada Exotic Six var bir tane de. Bu da iyi oldu. Bunları da alalım. Son bir dibine gidip şurada ne var? Bir hazine. O ikinci şey bulduğumuz. Hazine haritası. Şunlara da baktıysam baktım. Tamam artık çıkabilirim. Oh köpek balığı da hemen dibimize gelmiş tabi. Gir çık yaparken onun da... O da heyecana gelmiş. Onu da... Aradığını verelim ona. Kaç kurşun dönüyordu ya bu? 3 mü 4 mü? Nereye gitti bu? Ha şurada. Aslan buradayım gel. Öldü tamam. Hemen şurada bir dostumuz gezinmeye başladı kıçımızın dibinde. Evet yani şu gemi enkazından bu kadar malzeme çıktı. Bunlar çok bir para edeceğinden değil yani totalde 5K belki çıkar bunlardan. Ancak şu balık kısmı bayağı tatlı bir şey verecek bize. Hem Hunter's Call level arttıracak hem para da getirecek. Şimdi bu abiye vereceğiz elimize ne varsa. Bizim yiyeceklerimizi. Bırak şunları. Önce pahalı olan balıkları satalım. Kraken her zaman iyi level veriyor. Pişmiş halde satmak lazım. Ve iyi para verir. Sattık. 456. Bu yanmış balık galiba. Evet. Yanmış olan ne kadara gitti? Of, ucuza gidecek çünkü yakmış balığı. Biz yakmak da öyleydi yani pişerken yanmış. 85 altın verdi. Bu da yanmamış hali. 565 altın. Yine yanmamış hali 565 ve bir de bakın Stormfish 6750 altın verdi. Bu Stormfish ve bu benim daha önceden satmadığım bir Stormfish olabilir. Bana ekstradan şu an level arttırabilir. Emin değilim. Bakın gördüğünüz gibi aynen öyle. Hunter of the Shadowstone Fish'miş. Daha önce ben bu fırtına balığından satmamışım.
Bakın bir sürü achievement'lar, recommendation'lar açıldı. Title'lar açıldı ve benim listeme eklendi. Ve bunları sadece bir tane gemi enkazını gezerken orada bulduğum balıkları satarak kazandım şu ana kadar. Yani şu sattığım balıklardan herhalde 10K'yı bulduk. Şimdi bu etleri de satayım tek tek. Bunlar küçük etler zaten. Hepsi 45-45 gidiyor. Şimdi hızlıca bir outpost'a gidip elimizdeki malları bırakmamız lazım. Galiba yakında Reaper Hideout var. En yakın o. Both of them, Reaper Hideout. Yo, Plunder. Tam aşağısı. Plunder'a gidelim. Plunder'a bırakalım elimizdekileri. Al bakalım. Aldım da. Ha, 2000 yapıyormuş pek. Ay, 115 falan verdi. Yani çok kötü şeyler çıktı şansımıza bu noktada. Gerçekten biraz şanslıysam bir tık daha iyi hazineler çıkabilirdi. Kafanın da çok para edeceğinden değil de maksat çıktı satalım yani. Ya bir de şu olabiliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani haritada görüyorsunuz ya da etrafınızda böyle gökyüzüne çıkan ışıklar var ya, Reaper chest'lerin random çıkışları. Genelde haritada sağda da solda Reaper chest'ler çıkıyor. O Reaper chest'ler her zaman böyle bir gemi enkazıyla beraber çıkıyor. Yani gemi enkazının içine alıyorsunuz o Reaper chest'leri. Dolayısıyla Reaper chest alıp aynı zamanda bir de o gemi enkazını benim yaptığım gibi full lootlarsanız, hani bu loot'tan çıkardığınız, şimdi bakacağız ne kadar para kazandığımıza, o para ayrıyetten de Reaper şeyin parası. Dolu store çıktı ya, şans. Ayrıyeten Reaper Chest'i satarak kazandığınız para, ki para anlamında altın olarak 10K'dan başlıyor Reaper Chest. Ya da 25 tane dublon değerinde oluyor. Yani bu şekilde bakınca onun peşinden gitmek daha da mantıklı oluyor yani. Gidip bir Reaper Chest alıp hem de o gemiyi lootladığınız takdirde bakalım ne kadar kazanmışız. 1.517.000. 1.504.000'di bizim paramız o geminin başında durduğumuzda. Şu an 1.517.000. Yani 13K para kazanmışız sadece bir gemiden çıkardığımız lootla. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Dediğim gibi eğer gözünüze bir gemi enkazı çarparsa suda, bunu zaten havadaki martılardan vesaire anlayabilirsiniz. Normalde random çıkan lootlar, böyle bazen suyun üzerinde variller çıkar. Onların üzerindeki martılar çok seyrek olur. Şu adanın üzerindeki martılar kadar 4 tane falan oluyor. Ama orada bir 10 tane vesaire öbek halinde bir martı grubu varsa anlayın ki orada bir gemi enkazı vardır. Gemi enkazı varsa da kesinlikle boş geçmeyin. Gidin orada iyice bir araştırın, geminin içerisindeki bütün varillere bakın. Dediğim gibi hem haritalar çıkıyor, hazine haritaları size ekstradan. Hem oradan aldığınız balıklardan çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Hunter's Call skillini de arttırabilirsiniz. Hem de şansınıza gelirse çok iyi hazine parçaları da çıkabilir. Orada o noktada biraz şans lazım. Biz bugün bir tane gemi enkazı gördük. Ben oyuna girer girmez gördüm ve hemen video kaydına girdim. Çünkü bulunduğum outpost'un çok yakınındaydı. Hemen gittim, lootladım. İçindeki her şeyi sattım. 13K'ya yakın bir para çıkardım. Dediğim gibi biraz daha şans yanınızda olursa daha fazlasını da kazanabilirsiniz. Daha az da olabilir. Ama dediğim gibi bir gemi enkazı bulduysanız orada bir 2 dakika durup içine ne varsa lootlayıp geçmeyi unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmazsanız da sevinirim. İyi günler.